Merhaba arkadaşlar. Açık TV'de tarih dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırlım yaptım kalem elimde. Evet, hocamızın kalemi elinde. Dikkat evet. edin. Şimdi savaşlarımızı <laughs> varil diye kodlamıştık. Yani savaştığımız devletleri. Islahatçılarımız da önemli. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl ıslahatçılarından biridir ya da değildir diye sorarlar. Kodlaması tokmak, <laughs> Tarhuncu Ahmet Paşa, 2. Osman, Kuyucu Murat Paşa, 4. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa. Gönderim. Bu kadar mı hocam? He bu kadar. Ne kadar bekliyorum hocam? Ne bileyim hani iş, aşacağız mı ha, aşacağız? Aşacağız mı aşacağız? Açtık. Açtık hocam açtık. Evet. İlk. Beklentisi bu değil. İlk. Değil. Şimdi is arkadaşlar. Islahat. Denk bütçeyi hazırlayan ilk devlet adamı Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. Neden yapıyor biliyor musunuz? Çok fazla keyfi uygulama var. Çok fazla saray giderleri var. Keyfi uygulamaları kapattığı için ve hazineye borcu olanlardan borçlarını tahsil ettiği için, borç açığını, bütçe açığını kapatmak için, saray için lüzumsuz harcamaları bitirdiği için çıkar çevirileri tarafından öldürüldü. Hemen bir açık size sorusu yazıyoruz hocam. Yazalım hocam. Denk bütçe hazırlayan i̇lk, ilk devlet adamı kimdir? Hocamız söyledi. Aynen. Ha, Direkt yapıştır böyle. yani. İkinci, İkinci Osman genç. İnanılmaz Realist bir padişah. inanılmaz yenilikçi, inanılmaz gerçekçi bir adam. Mükemmel bir adamdan bahsediyoruz. Saray dışı evlilik yapan ilk padişah. Dikkat! Kimle evlendi biliyor musunuz? Şeyhülislam'ın kızıyla evlendi. Dikkat! Bak nereden çıkartacağım. Saray dışı derken? Saray hocam haremden evlenirler normalde. Haremden ha. evlenmedi de Şeyhülislam'ın kızıyla evlendi. Şimdi... Sonra arkasından Şeyhül İslam'ın yetkilerini kısıtlayan ilk padişah, kayıp edenin yetkilerini kısıtlamış Şimdi hocam olaya bak. Işte. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişah. Hmm. Soru geliyor. İkinci Osman Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündüğü Savaşın ismi nedir? Hotin Seferi ben yeni duydum vallahi yeni duydum kesinlikle tamamıyla yeniçerinin gayretlerini görüyor ve yeniçeri ocağının kaldırılması gerektiğini söylüyor peki bunu kime söylüyor hanımına söylüyor peki hanımı kime söylüyor babasına Şevlisim. söylüyor peki babası kimi fiştekler? yeni yeniçeriler tarafından sen benim özürülen çalışırsan İlk padişahımız. İlk padişahdır. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah. Ben bunu da yeni duydum ya Fatma. Başkenti, yani başkenti değiştirmeyi düşünüyor. Hocam İstanbul'dan Konya'ya taşımayı düşünüyor. Hı. Ve bu da tamamıyla artık oranın saldırıları açık olduğu için bunu söylüyor. Aslında mantıklı da bir şey söylüyor ama yapmıyor. Yapamıyor daha doğrusu. Evet. Kuyucu Murat. Kuyucu Murat Paşa arkadaşlar. Şimdi Celal isyanları var dedim ya. Aslında 17. yüzyılın temel özelliklerinden bir tanesi çok fazla isyan var ve isyanların asla köküne inilmiyor. Asla. Yüzeysel e, i̇nilmediği için de şey. hep hocam baskı ve şiddetle bastırılmaya çalışıyor. Kuyucu Murat Paşa da bunu yapıyor. Kuyucu Murat Paşa Celali isyancılarını baskı ve şiddet yoluyla bastırmak için onları öldürüyor. Öldürdükten sonra kuyulara atıyor. Veba hastalığı bulaşması üzerine de bir güzel kireç döküyor. E adamın adı Kuyucu Murat Paşa'ya çıkıyor. Hmm. Askeri, Askeri düzenlemeler da. yapıyor, çıkar çevrelerinin çıkarlarına taş düştüğü için öldürülüyor. Arkasından dördüncü muratımız var. Kendisine Bağdat Fatih derler. Çünkü İran ile savaş yaptı ve İran'da o savaşı kazandığı için Bağdat Fatih ismini aldı. Tütün ve içkiyi yasakladı. Aslında bunu yasaklayan ilk padişah değil. Normalde Kanuni Sultan Süleyman döneminde de kahvehaneler Kesin. kapatılmıştı hocam. E, tütün ve içkiye yine böyle bir kısıtlama getirmişti ama tamamıyla bunun gibi bir yasak getirilmemişti. Onun sebebi İstanbul yangınlarıydı. Hmm, işte Bunun şeyde. sebebi ise karışıklık. Karabük, Karagümrük. Karagümrük olayı mi? mı? Hayır hayır. Değil, değil. Ya İstanbul'da hocam yangınlar, ha, çok, yangınlar fazla çok fazla büyüyor. Tamam, Ondan hocam. dolayı arkadaşlar tütün ve içkiyi yasaklıyor. Küçükken annesi Kösem Sultan devleti naip olarak yani yardımcısı olarak yönetiyor ama kendi başına yönetiyor bildiğiniz. Kendisi büyür büyür mesela annesinin yetkilerini Hı. kısıtlıyor. Yeniçeri ocağını disiplin altına alıyor. Aslında ben şunu söyleyebilirim biliyor musunuz? Duraklama döneminde yükselme dönemi yaşatan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Dördünü Dördüncü bırak. Murat. Duraklama döneminde zaten yaşadı. Uzun zaman sonra ordunun başına sefere çıkan ilk padişahlarımızdan ilk padişahımız, son padişahımız pardon. En son 3. E, Mehmetti. Mehmet'ti. Haçova Meydan Muharebesi yapmıştı. Bu da Bağdat Fatih dedik ya. Gitmişti kendisi zaten İran'a. Bu da son parça. Başka da çıkan olmadı zaten. Geldik birinci Ahmet'e. Birinci Ahmet, Çok Ekber bak. ve Erşat sistemini anlattık. Kafes usulüne yetişen ilk padişahımız olduğunu söyledik. Dördüncü Mehmet hakkını bilin. Avcı lakabıyla bilinir ve ikinci Viyana kuşatmasına yapan padişahımızdır. Kuşatması. Hı hı. <laughs> Bu kadar. Olur mu hocam? Olur mu bitmez. Şu Mehmet Paşa köpürüz. var. Şimdi arkadaşlar ben hep şunu şöyle anlatıyorum. Sadrazam demek başbakan demek. Cumhurbaşkanı da padişah olarak sayalım. Hocam sana Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, sayın <laughs> cumhurbaşkanımız diyor ki... ...işte Doğu sen başbakan ol. Sen ne diyorsun? Yok olmam. <laughs> Öyle bir şey demem hocam. <laughs> Demezsin değil mi? Ama bu adam diyor. Hadi ya. Ülkenin kaos durumunu bildiği için, yenilik yapan ıslahatçıların başına gelenlerini gördüğü için... ...adam kendisine diyor ki yani canımdan olacağımı o konuma hiç gelmem daha iyi diyor. Ve eğer beni bu konuda çok istiyorsanız şartlarım vardır dikkat. Köprülü Mehmet Paşa'nın şartlar sunarak sadrazamlığa gelmesinin aşağıdaki yukarıdaki bu durumu verirler sadrazamlığa gelmişti derler. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin göstergesi derler merkezi otoritenin bozulduğunun göstergesi. Yani bir sadrazam şartlar sunarak geliyor bu da merkezi otoritenin bozulduğunu bu adama muhtaç olunduğunun göstergesidir. Ya Huzuru da şöyle bir soru sorabilirler mi? şartlar e, sunarak saraya gelen ilk, ilk sadrazam, sadrazam ya da ilk devlet adamı kimdir, kimdir? diye sorarlar. Paşa. Aynen öyle. Evet huzur ve güvenliği sağlamış hocam. Tekrar sağladı. Venedik'in elindeki Limni ve Bozca adayı aldı. Köplü Mehmet Paşa dedi ki eğer benden sonra da tekrar bu yükselme dönemi başarı dönemini yaşamak istiyorsanız köprülerden getirtin dedi. Oğlu ve amcası geldi arkasından. Fazıl Ahmet Paşa ve amcazade Hüseyin Paşa yine köprüler döneminin devamıdır. Zaten köprüler dönemi duraklamanın yükselme dönemi olarak geçmekte. Evet bu kadar hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.